Sevgili Başak burçları, Ay burcu Başak, yükselen burcu Başak olan dostlarım, haydi hazır mısınız? 16 Nisan'daki dolunayda sizleri neler bekliyor? Bir haftalık yorumlarınıza geçeceğim ama bu dolunay çok etkili arkadaşlar. 3 ayda sürebilir bunun etkisi. Neredeyse bir tutulmaya eşdeğer bir dolunay olacak. Neden? Çünkü yakın bir geçmişte, ya o dolunaydan birkaç gün evvel Jüpiter Neptün kavuşumu oluştu. Dediğim gibi aynı zamanda 26 derece terazi burcundaki bu dolunayda arkadaşlar 21:54'te gerçekleşiyor, saat 21:54'te akşam saatlerinde ve Arcturus sabit yıldızı etkili. Bu da bizde Anka enerjisi yaratacak. Çünkü Plüton'la karesi var. Bir şeyler ölüyor içimizde. Yeniden bir şeylerin doğumuna şahit oluyoruz ve hepsinden önemlisi Mars bizi mücadeleye iterken Jüpiter de mücadeleyi kazanacağımızı gösteriyor. Kısacası Arcturus sabit yıldızı Jüpiter Mars karakterinde, mücadele edersen kazanacaksın diyor. Haydi durma, harekete geç sevgili Başak Burcu dostlarım. Bakalım sizlerin kaçıncı evinde etkili? 10. evinizde etkili, iş ve kariyer fırsatlarınızı getiriyor. Ve yükselen, yani tutulma anı, özür dilerim, dolunay anında yükselen akrep ve yay çizgisi oluyor. Kısacası bir yurt dışı olayı, içsel bir denge, içimizden geldiği gibi davranma, önsezilerimizi dinleme, rüyalar alemine dalma veya uykularımızın kaçması, bazı planlarımızın devreye girmesi gibi konular gündemde. Kesinlikle Başak Burçları, kariyer fırsatı elde edeceksiniz. Uzun süredir beklediğiniz bir terfi varsa, bir iş değişimi varsa bunu gerçekleştiriyorsunuz. Ve statünü koruyorsun. Biraz politik davranmanı rica ediyorum. Aslında Başak Burçları çok saf, çok temiz enerjidedir. Hazreti Meryem enerjisindedir pek çok balık, Başak Burcu. Hani balık, Başak ekseni böyledir. Balıklar da çok saf, temiz ruhlardırlar arkadaşlar. Balık, Başak ekseninde doğanlar, yani balık ya da Başak Burcu'nda olanlar birbirlerinden çok etki alırlar. Duygusaldırlar, kalpleri temizdir, saf bir enerjiye sahiptirler. Kimse için kötülük düşünmezler. Ama maalesef ki Başak Burçları pek çok insanla uğraşmak zorunda kalırlar. Etraflarında çok cambaz olur. O yüzden bu cambaz, çıkarcı ve menfaatçi insanlara karşı diyorum ki politik davranın. Sizin aslında hiç yapamayacağınız bir şey ama zorlayacaksınız kendinizi. Ben düşündüm, taşındım, araştırdım. Bu cambazlara karşı politik olmak zorundasınız. Sloganımız şu: politik davranacağım, statümü koruyacağım. Çünkü iş yerinde entrikalar var. Serbest iş yapsam bile bir rekabet ortamı oluşmuş gözüküyor. Patronla ilgili olaylar gündeme gelebilir. Siz patron olabilirsiniz ve topluluk önünde konuşma, liderlik yapma gibi vasıflarınız ön plana çıkabilir. Bir şeyin yönetiminde görev alabilirsiniz. Bu da sizi çok iyi noktaya getirecek. Bakıyorum kahve fallarınızda neler var bakalım. Bu 16 Nisan'daki dolunay sizlere neler getiriyor? Kahve falınızla başlıyorum. Haydi bakalım, hazır mısınız? Evet, gözyaşı dökmüşsün, üzüntü yaşamışsın. Gözyaşının sonunda parlak bir gelecek seni bekliyor olacak. Ve şurada iki insan karşılaşıyor, sarılma, öpme anları var. Sanki uzakta bulunan birisine kavuşuyorsun. Venüs ve Mars yan yana gelmiş. Aşkta çok büyük ilerlemeler kat ediyorsun. Uzaktan bir haber alıyorsun. Arkadaşlar, şurada bilgisayarın önünde çalışan birini görüyorum. Ya bilgisayar satın alabilirsin ya da böyle İnternet ortamında bir şeyleri, bir dönüşümleri gerçekleştireceksin. İnternet ortamında yeni bir çevrelere falan girebilirsin sevgili dostum. Dikkat etmen gerekiyor. Şimdi şurada bir doğum olayı gerçekleşiyor. Yeniden doğum olabilir. Gerçekten de bir yakınınız doğum yapabilir. Hamilelik olabilir. Bu müjdeler de gelebilir size. Şu başını topuz yapmış bir hanım, orta yaşlarda, 50'li yaşlarda, uzun bir elbise giymiş. Sanki bir
oğlunun kızının evliliğini kutluyor arkadaşlar. Her ne niyet ediyorsanız, oğlunuzla kızınızla ilgili her ne niyet ediyorsanız bu niyetleriniz gerçekleşecek. Sanki birileri evleniyor ve siz ön ayakta oluyorsunuz. Gerçekten çok güzel mutluluklara imza atıyorsunuz. Bir kurbağa görüyorum arkadaşlar. Çok konuşan, boş konuşan biri. Parası var. İyi niyetli de ama çok konuşuyor. Bu kurbağayı elinizde alıp atıyorsunuz arkadaşlar. Kadın ya da erkek, etrafınızda çok konuşan birisi var. Bunu hayatınızdan çıkarmanız, bunu knockout etmeniz gerekecek. Lütfen bundan artık kurtulun diyorum sevgili Başak burçları. Şimdi zekanızı kullanacaksınız ama dalgalı bir iniş çıkışınız var. Kah mantık diyorsunuz, kah dua ediyorsunuz ama bir türlü özgürlüğü yakalayamıyorsunuz. Yakalayacaksınız zekanızı kullanaraktan. Bir olayı gerçekleştiriyorsunuz. Bir dinsel yolculuk yapabilirsiniz. Ya da yolculuk yaptığınız bir yerde böyle dua edebilirsiniz. Ritüel yapabilirsiniz. Bunlar duyulmuş gözüküyor arkadaşlar. Şöyle bir bakıyorum. Bir limon görüyorum. Bazı ayrılıklar yaşanmış. Limon ayrılıktır aşkta arkadaşlar. Bir ayrılık yaşanmış ama pişmanlıklarıyla geri dönmek isteyen biri var. Mum yakmışsın, ritüel yapmışsın. Aman diyorsun dönme, çünkü gelen kişinin maskesi var, yüzü gözükmüyor. Yani bir aldatma, bir aldanma aldatma olayı olmuş. Maskeler var arkadaşlar. Maskelere dikkat edin. Bu maskeleri atmanız gerekiyor üstünüzden. Sıkıntılı süreçler var, haberiniz olsun. Bakalım tarot okumalarında neler var. Hadi bakalım, hazır mısınız? Bakalım Başak burçları. Bir aşk var. Bakınız aslanlarla, yaylarla, koçlarla aşklar gözüktü. Ailenizde bundan söz edeceksiniz arkadaşlar. Bir sağlık kuruluşu çalışanı olabilir. Bir nasıl diyeyim, onunla bankada, bir sağlık kuruluşunda falan tanışmış olabilirsiniz. Tanışacak olabilirsiniz. Bir aşk gündemde, gerçekten ruhunuzu saracak bir aşk. Ama öncesinde çok kötü süreçler yaşanmış. Bakınız tarotun en kötü kartı geldi. Mücadeleden yorulmuşsun, yenilmişlik duygusu var. Bir gerçekten seni zora sokan bir aşkta toparlanmayı gerçekleştirmek üzeresin. Bak çok zor günler yaşıyorsun ama merak etmeyesin. Bakınız kesinlikle koç, aslan, ne bileyim ya da işte terazi burçlarından da olabilir. Koç, yay, aslan burçları, terazi burçlarından birileriyle aşkı tadacaksın. İkizler burcu da buna dahil arkadaşlar. Başak burçları, çok güzel bir aşk yaşayacaksın. Uzakta bulunan sevgiliye kavuşacaksın. Pişmanlıklarıyla gelen birileri var. Bakınız şurada cinsel dürtülerine ve zayıflıklarına dur diyorsun. Yeniden yapılandırma sürecine girmişsin. Bakınız melekler tarafından korunduğunu görüyorum. Bilinçaltını temizleme fırsatı buluyorsun. Yoksulluk günlerini, yokluk günlerini geride bırakmışsın. Kendini toparlıyorsun. Yeni bir döneme merhaba diyorsun. Mahkemelik işlerin varsa bu dolunayla beraber çözüyorsun. Bir dost ziyaretin var. Çok iyi hissedeceksin kendini. Güzel bir toplantıya gidiyorsun. 4 gün, 4 hafta, 4 ay içerisinde maddi bir akış başlıyor. Gelen haberler çok olumlu. Ya bir telefon ya bir laptop alacaksın. Bununla da dünyayı gezeceksin. Haydi hayırlı uğurlu olsun sevgili Başak burcum. Aynı zamanda bazı Başak burçlarına doğum ve hamilelik görüyorum. Mübarek olsun efendim.
Dostlar bana ulaşmak isterseniz 0546 481 3506 WhatsApp numaram. Hoşça kalın, dostça kalın efendim.